Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri sorarsanız şükür elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşam tabii ki akşam telaşesi, yemek telaşesi. Şöyle tencereme az bir kıyma koydum arkadaşlar. Bir tane de ufak kuru soğan doğradım. Şuraya da sabahtan biber doldurdum. Dolma biberi yaptım. Biraz da telefonum buharı yaptı. Kıymamı ve garbuzun soğanla beraber arkadaşlar. Abdullah! Paşam! Şöyle arkadaşlar iki tane de sarımsak atacağım dolmamın içine. Çünkü benim ufaklık. Bir tane daha atayım. Doğramıyorum içine. Böyle bütün atıyorum. Dün atınca o kadar farkına varamıyor arkadaşlar. Ama işte bunu alıştıramadım ben sarımsak yemeğe. Şöyle arkadaşlar yemeğimin içine de böyle üç diş atıyorum. Tabii ki koyu samsa bu. Koyu samsa, arık samsa bu. Anacım verdi arkadaşlar. Atına parçam ver oğlan. Bu dolaba. Aşkım. Çekin. Sen bunu yemeye değil mi? Arkadaşlar şöyle salça koydum. Az salça atacağım. Anacıma. Ben tirobodum ayarlı oğlum ya. Biberi pirinçten doldurdum arkadaşlar. Bulgurum yoktu. Aslında bulgurdan öyle bulgurdan pirinç karışık olunca güzel oluyor da. Sade pirinçten doldurdum bugün. Şöyle bir de az bir yoğurt makarna edeceğim arkadaşlar. Çubuk kırdım orada. Şöyle iyice kavrulsun kıyma. Şöyle iki tane de acı biber atıyorum ama arkadaşlar doğramadan atacağım. Geçen akşam yaptım çok güzel tat verdi ama acı olmuş dedi anne benim adam. Dedim iki tane daha atayım bakalım yiyebilecek mi? O mide rahatsız olduğundan pek yemiyor ama böyle de güzel oluyor arkadaşlar ya. Ye ye ondan sonra midem ağrıyor diye bu. Tamam Abdullah. Ne diye boğaz oğlum? Ye ye ondan sonra midemiz ağrıyor diye. Şöyle kıymam kavruldu arkadaşlar. Şimdi şöyle patamı doğradım. Şuraya patam da kuyu patası. Doğradım. Tabi bu suların da sen şimdi çerez gidermiyorsun, dokmuyorsun. Balkonda bir sefer gene morulu ektim arkadaşlar. Bilmiyorum bu sefer ne olacak. Biten morullarım dibinden kuruma yaptı. Gübresini de değiştirmedim toprağını ama öyle ektim gene. Bunlar ne olacak bakalım ektim. Bu sularımı da balkondaki tohumların içine döküyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Her şey yani para. İstanbul'da her şey para. Gerçi her yerde para artık da sadece İstanbul'a göre değil. Paran varsa konuşuyoruz arkadaşlar. Paran yoksa. Şöyle arkadaşlar. Ben bunu pul biber, karabiber atmıyorum. İki tane fıstık biberinden attığım için baharat atmayacağım arkadaşlar. Şuraya da kavur sürüyorum arkadaşlar. Dedim, üçü bir arada içeyim. He? Şuradaki evi de yıkıyorlar. Sana her ikine. Yanımızdaki. Tamam. Arkadaşlar biberlerim bostanda. Dolmalık biberlerim. Ben böyle yağ yakmıyorum sonradan. Salçasını, yağını böyle suyun içine koyam. İridiyor. Suyla beraber böyle koyam içine tenceremin içine arkadaşlar. Sonradan yağ yakmıyorum. Nereye ekil oğlum? Var ya. Ha. Adam evini taşıyor yıkacaklar galiba. Abdullah'ın da dolaba fincanlarını koyuyor. Kahve fincanları değil mi Abdullah? Ben böyle tabure üzerine çıkamıyorum arkadaşlar. Paşama çıkarttım şimdi. Paşa. Hadi la o. Hadi kahve yapacağız şimdi Abdullah. Sen yap kocam hadi mi? Abi
Abi çift tane fişen çıkardık. Ha, çıkar. Kuşları buraya aldık. Sabah büyük olan balkona çıkardı. Güneşi görünce bu yavrularım benim cek cek etmeye başladılar. Bu buladım çok rahatsız abileri ablaları. Öyle neşesi yok. Altını temizlemiş ablalarım dün. Buna üç ne zaman temizledin la? Dün değil ondan önceki gün arkadaşlar. Bilmiyorum bu hayvan benim bu hayvancım çok rahatsız ya. Yok yok tutma. Bu mavişimi maşallah vardı. Bulutum çok rahatsız. Hiç neşesi yok. Tarlam da böyle arkadaşlar. Dediğim gibi devamlı karıştıracağım böyle arkadaşlar. Karıştık bir şey yaptıkça böyle. Karıştıkça bu gurur arkadaşlar. Tarlam mis mis kokuyor. Çok güzel oldu. Bakınız. Camım açık dediğim gibi. Cam kapı açık olacak arkadaşlar. Paşa ne yaptın vay? Tutma tutma. Tutma oğlum. Kaynama abisi. Kaynama oğlum. Ben onu seviyorum. Oy, çok hasta da mavisi bu. Bu ne olacak abisi? He ne? Bak şöyle yapınca bak kaşına gitti. Bulut ne oldu oğlum? Sen niye hastalandın gene paşam? Bak 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 kaşına gitti anne. Oğlum. Bak bak kaşına gitti. He ne? He ne? Bulut maviş. Oh. Maviş. Yiyeceğim ya. Maviş. Maviş gene geliyor arkadaş. Maviş çok gagalıyor arkadaşlar. Uhurçun. Bunu ben... şimdi aldık diye kızdı. Bak 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 nasıl görüyorsun? Sen nereye gidiyorsun diye. Altın temizle gene oğlum. Anne altın temizle sen de yerlerini döküyorlar. Çorabın düşmüş oraya. Çorabın al. Of. Ben de kahve içeceğim. E kahve suyunu unutma. Fazla koy. Az koydu. Az mı koydun? He bir daha bıçak da koy. Şey kaptaki suyu götürmesin bari yandaki. Oğlan. Arkadaşlar böyle şuraya soğan soktum ama diktim yani. Bilmiyorum olur mu? Şöyle şunlara. Şuraya da dereotu ektim gene. Arkadaşlar bu morulum da gidiyor. Böyle bitiyor ama bittiği zaman böyle bu şekilden sonra morul birden tohumum birden yani solmuş ölmüş şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ben bu ikinci ekişim buna şimdi. Şimdi şuna ektim bilmiyorum bu nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar buraları süpürüyorum siliyorum ama oradaki kovada buradaki saksılarımdan akan su altı akıyor. Çünkü altta delik olduğu için kovamın içine akıyor suyu. Ne kadar sen temizlesen de yani illaki şu oluyor arkadaşlar. Anlayamadım. Bunca uzun bitti. Bunu yiyemedi. Bu kış morlu oldu. Acı mıdır bunu tohumu bilmiyorum arkadaşlar. Anlayamadım da. Siz anlayamadım. Hiçbir şey bir sana. Dereotum burada tohumlanmaya başladı. Sonradan dedim beni ekeyim. Evet. Ha, oğlum düşer lan. Üzüm babamız beyaz coştu ama. Anlattın ha. Oğlum. Bak bunu dedi. Bana şey travma giyiyor. Bulut. Gelin götüreyim buraya. Şöyle yere koyalım. Yere koy yere. Korkuyor kuşları gördükçe oğlum. Kara kargalı korkuyor korkuyor. Burada otursunlar. Ben şu patayı mene bakayım. Al otur. Patiyar. Siz ne yaptık kız? Abiler hapı kodlu yaptı kızın abi. Ha kızım. Maviş. Nereye kaldın kızım? Topaş kızım benim. Topaş. Benim topaş kızım. Bakınız arkadaşlar. Bu seni eve. Gene karman karışık. Of of of. Arkadaşlar Allah'ım bundan aşağı etmesin. Kapan da iyice bağırdı arkadaşlar. Az bir tencereye sarılması şey yapmasın sarmasın dedim diye su koydum dibine. Bakınız arkadaşlar. Şöyle
Suyum temiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak suyum yok arkadaşlar. Soğuk su koyuyor. İyi cumhurum. Az da su ekleyeyim. Yeterli. Fazla su üstü bir şey vermeye. Şöyle. Yeter arkadaşlar. Ama bu koyu patası biraz şey oluyor arkadaşlar. Sert oluyor yani. Pazar şeyi patasına benzemiyor. Market patasına benzemiyor. O yüzden ben şu suyu da getireyim. Olmam kaynamış. Paşam. Şöyle altını yarım kıstım. Dolmamın. Hatta buralarda taşmış. Onu da sileyim. Abdullah kahve suyumuz kaynamış oğlum. Şöyle kapağını kapatayım arkadaşlar. Altını sonra kaynadığı zaman yarım kısacağım. Ne? Çok doldurma fincanlar, fincanlar büyük. Ay. Götüreyim gene kuşları lan. Bu çarşafı böyle neden seriyorum arkadaşlar? Kuşlar oradayken yem dokuyorlar yerken. Onu bir de onu yapmaya başladı. Onu yapmayaladı. O yüzden bu çarşaf böyle buraya seriyorum. Ha? Süt yok. Süt var ki. Süt olmasa gerek yok oğlum. Üçü bir yere doğ. Şöyle gel anaoğul kahve içelim. Abdullah tencerenin altını yarım kısıyor oğlum. Gel 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 gel. Kıkkı. Sen nereye gittin oğlum? Paşam. Sonra ben sizi koysana şöyle. Ne yapıyoruz biz şimdi Abdullah? İşte oynuyorum. Telefonla oynuyoruz. İyi. Biz böyle abiler ablalar. Biz paşamla evliyiz şimdi. Bunu da şimdi 1,5 ay sonra 1 ay sonra okullarımız başlıyor. Ondan sonra ana evde değil mi oğlum? O çaydanın şişesiyle elimi yaktım buharına oğlumla. Öf, ne yapalım arkadaşlar? Of, derler ya önce sağlık. Sağlık olduktan sonra her şey oluyor. Göktürk'te hava bugün bir yerde gökyüzünde bir tane bulut yok. Çok sıcak, aşırı sıcak. Aşağı, jama. Abdullah, Abdullah bu tarafa gel. Rabiç gel. Bak teyzem üçü bir arada iç ya aşkım. Ne kızım, neymiş bu? Gel aşkım. Abdullah. Rabia varken işin iyiydi değil mi? Canın sıkıldı şimdi. Hı? Ya oğlum ne yapalım vallahi. Gelen işi gitmek. Ne yapalım? Ekmek kavgası oğlum. Arkadaşlar şöyle sarımsaklarımı yıkıyorum. İstanbul'un havasından mı da bilmiyorum arkadaşlar. Bakınız bozulmaya başladı sarımsaklar. Bunları ben koyudan koydum bayramda. Anam dedi. Şöyle ısladım arkadaşlar. Yarım saat oldu ıslayalım. Böyle. Ayırdım böyle. Böyle ısladım arkadaşlar. Soğusun içine. Suyun içine yani. Bunları temizleyin şimdi bura balkonda otururken. Bismillah.
Arkadaşlar yoğurt makarna suyumu da koydum. Donma benim böyle bu şekilde. Altını kapattım arkadaşlar. Yemeğim de böyle pata yemeğim. Suyum da kaynasın. Yoğurt makarnam da yapayım da. Saat 8'e geliyor bu arada arkadaşlar. Ay anam. Abdullah'ın kahvesini içmemiş. Böyle ıslayınca arkadaşlar rahat soyuluyor. O yüzden ıslıyorum böyle. Soyulması rahat oluyor o zaman. Şöyle bakınız yıkayıp ben bunu dondurucuya atıyorum arkadaşlar. Orada alması hem rahatça gelir. İyi oluyor. Hem telef gitmiyor sarımsağım. Yani anacığım et iş ya sonuçta. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Parayla da alsak niye bedava gitsin ki yani. Sonuçta para veriyoruz. Parayla alanlar alırsak da. Böyle arkadaşlar. Böyle ben bunu yıkayıp dondurucuma atıyorum. Oradan yani yemeklerimde alıp kullanıyorum arkadaşlar. Çok rahat oluyor hem. Arkadaşlar sarımsağımı ayıkladım. Yıkadım. Şimdi dondurucuma koyacağım. Beyaz var arkadaşlar. Hemen hemen bir kilo geliyor. Buradan lazım oldukça alıyorsun. Arkadaşlar sakın yanlış anlaşılmasın. Burada ben şimdi bir hafta hemen hemen benim büyük olan odası burası Hakan'ımın. O buraya yatmayacak. Bir hafta solanda yatacak arkadaşlar koltukların üzerinde. O yüzden bir hafta tanem buraya duracak. Ben tabii ki bunu arada 3 günde 3-4 daha böyle karıştıracağım arkadaşlar. Ondan sonra da sabah buraya sereceğim. Akşam toplayıp balkona sereceğim arkadaşlar. Balkona da nasıl sereceğim? Üstünü kapatıp da kapatacağım. Sadece gece duracak. Ondan sonra gündüz sabah gene buraya götüreceğim. Yani dediğim gibi bu 2-3 hafta bu tane çilesi var arkadaşlar. Ama yemesi de güzel ama çilesi de var. Bu yüzden tanem bu sene fazla yaptım ben. Ben her sene 5 kilo ondan yapıyordum. Ablam dediğim gibi sağ olsun bana dedi kızım dedi. Dedim abla kışın ortası tam tanesiz kalıyor. O zaman dedi 2-3 kilo daha fazla yap. Tanesiz kalmazsın dedi. Kışında kurumuyor arkadaşlar sobanın yanlarında ister istemez. Böyle değerli takipçilerim sakın yanlış anlaşılmasın. Yatak var tabii ki burada gezilmiyor. Sadece ben karıştırmaya geliyorum buraya tanımı. Aşağı inip şimdi arkadaşlar kapının önüne. Yani oturuyorum şurada sandalye altıma. Yapacak bir şey yok. Ay 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 ay. Ne kadar da darmadağın olsa ev nedir bu? Mecburuz burada oturmaya.
Saratak'tan dibinden böyle. Böyle. Dallardan veriyor arkadaşlar. Bir iki tane ama bir sene fazla yiyemedim. Böyle döküm zamanı tam rüzgar vardı. Bir iki gün öyle. O rüzgar bunları. Hani ne derler? Tam rüzgarı mıydı anlayamadım arkadaşlar. Saratak'tan gitti yani. Öyle hele lan Muhammed Resulullah. Arkadaş salata, arkadaşlar salatamı domates salatası yaptım şöyle. Bostandan aldım. Organik domates zeki. Bir de organik fiyar. Ne dedi köylerden? Şöyle arkadaşlar yoğurdum da kendi çalmam yoğurdum. Koydan süt ablam götürmüş sütü. Koydan gelirken onu çaldık arkadaşlar böyle. Yoğurtlu makarnam bu şekilde. Vallahi böyle götürüyordum Zeki. Donmam böyle bu şekilde arkadaşlar. Tencereyle böyle götürdüm buraya. Böyle değerli takipçilerim. Biz yemeğimizi yiyelim. Allah'ın izniyle. Benim adam da ekmekleri eline doğradı. Yapacak bir şey yok. Çorba koymadım bu akşam Zeki. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle arkadaşlar. Pate yemem de bu şekilde. Bakınız. Köy patası oldu. Nereden böyle oluyor arkadaşlar. Salçasını falan fazla atmıyorum arkadaşlar. Çünkü benim adam mide rahatsızlığı var onda. O yüzden midesi kaldırmaya fazla böyle baharat şeyleri yani pul biberi falan fazla kullanmıyorum ben artık eskisi gibi. Biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Çay neresi açık Zeki? Çay ye. Bismillahirrahmanirrahim.
arkadaşlar, biz yemeğimizi yedik, akşam yemeğimizi. Şöyle balkonda bir de çay içelim dedik ama sinekler var arkadaşlar ya. Çekirdek ne oluyor Abdullah? Ha paşam? Paşam erkenden yedi yemeğini. Boyuklar da işte arkadaşlar. O yüzden biz bu akşam adamla yemek yedik. Eşimle yani. İkicemiz kaldık. Hem Zeki. Oğlana kız işte kalkıp işte erkenden yedi dediğim yemeğini. Akşam yemeğini. O da sokaktaydı, kapını bisiklet süreceğim arkadaşlar dedi. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar biz akşam yemeğimizi yedik. Şöyle akşam seninle çayımızı içelim dedik eşimle. Dediğim gibi büyük oğlanan kız çalışıyor. Baklık da akşam yemeğini erken yedi. Böyle arkadaşlar. Bu videom biraz uzun oldu. İnşallah beğenip izlersiniz değerli takipçilerim. Bana bol bol yorum yazınız. Beni sorunuzu sorunuzu öneriniz arkadaşlar. Ben de inşallah benim de sayım, abonem sayım artar. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Tekrar görüşürüz inşallah. Nasip kısmetse. Hoşçakalın.